Merhaba, merhaba, merhaba. 2023 dileklerimi izlediğim, 2023 hedeflerimi izlediğim videoya hepiniz hoş geldiniz. Her seferinde saçım bir farklıymış. Yani 2021'de çok farklı, 2022'de çok farklı, 2023'de çok farklı. Bakalım 2024 saçım nasıl olacak? Şimdi 2023 hedeflerimden bakalım kaçını gerçekleştirebilmişim. Başlattım. 2.72'nin altına ortalama düşürmemek istiyorum. Geçen sene 2.5 istiyordum. Bu sene 2.72'nin altı. Neden 2.72? Çünkü psikoloji çap yapıyorum ve psikoloji çapımın silinmemesi için benim hukuktan 2.72'nin altına iki kere düşmemem gerekiyor. Bu yüzden de böyle bir ortalama istiyorum. Evet, 2.72'nin altına düşmedim. Şu an ortalamam 3, yani 3 küsür. Ama yani 2.72'nin altında düşmedi. Onu söyleyebilirim. Ve gerçekten evet, bu tamam. İlk dileğim gerçekleşti. Ama gerçekten diğer hiçbir dileğim adam akıllı gerçekleşmedi. Yani özür dilerim. Utanmadan hala 2023 hedeflerim videosu çekiyorum. Ama göreceksiniz birazdan. Yani hatırladığım kadarıyla biraz zaten şu yukarıda benim bir tane şey yapmıştım. Yani fotoğraf falan çıkartmıştım. İşte böyle Paris çıkartmışım. Kedi fotoğrafı çıkartmışım. Yok işte keman fotoğrafı çıkarmışım. Kursa tekrar başlamak istediğim için YouTube 100.000 plaketi çıkarmış ve hiçbir mi gerçekleşmez? Bir de geldim utanmadan burada bu videoyu çekiyorum ama neyse, ilk hedefimi gerçekleştirebilmişim. Yaz stajı yapmak istiyorum 3 ay boyunca. Bu sene biraz yaptım gibi. Çok yapmadım aslında da birkaç günlüğüne böyle yapmıştım. Yaz stajı. Arkadaşlar biliyorsunuz ben gerçekten yaz stajı çok fazla yapmak istedim ve çok fazla mail attım, uğraştım, didindim. Olmadı bir türlü, neden bilmiyorum ama çok fazla ağladım ben. Gerçekten depresyona falan girdim yazın olmuyor diye. Yani çok istemiştim. Zaten bu videoda da demişim hani istiyordum bayağı ama yapacak bir şey yok. Olmadı yani artık bu saatten sonra da. Bilmiyorum. Yapamadım. En az 25 film, bolca kitap, dizi. 25 film demişim. Dur, burada benim bir tane kitap şeyim var. Buraya yazıyorum filmlerimi. Böyle merak ederseniz hani durup izleyebilirsiniz. İzlediğim bütün filmler çok güzeldi çünkü. Şöyle odaklanıyor mu? Burada işte yazıyor. Kaç film izlemişim? 26, 27, 28, 29. Evet, en az 25 film izlemişim. Ne demişim başka? Film, dizi. Dizi ne kadar izledim hatırlamıyorum. Film, dizi. Ama film ve dizi izledim. Kitap bir iki tane okudum. Yani yine çok fazla kitap okuyamadım. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Yurt içi veya yurt dışı gezi, güzel bir tatil yapmak istiyorum gerçekten. Yeşil pasaportumu almak istiyorum. Evet, yeşil pasaport aldın Esra'cığım. Ama hiçbir işe yaramadı o yeşil pasaportun. Çünkü sen yurt dışı geziye gitmedin. Bırak yurt dışını, yurt içi bile gezekmedin. Yani gerçekten bu sene benim en çok kafa tatili yapmadığım bir seneydi. Yani şeyden bahsediyorum. Hiç böyle deniz tatili falan yapmadım. Gerçekten o çok kötüydü yani. Çünkü full evdeydim. Full yani ailem yoktu yazın evde ama sürekli yemek, bulaşık, çamaşır bilmem ne falan. Yani böyle adam akıllı bir tatil yapmadım. Hep evde falan geçti. Yani köye gitsem daha iyiydi gerçekten. O açıdan kötüydü ve yurt dışına da gidemedim. Yani yurt dışına da gidemedim. Bilmiyorum, aslında para biriktirmiştim vardı. Sonra bir şekilde olmadı yani. Hani olmadı, bilmiyorum. Ama bu sene istiyorum. İngilizcemi geliştirebilmek lütfen artık yani yeter. Düzenli video post paylaşmak. Bu Ocak ayına, yani 2023'e güzel başlayamadım çünkü finallerimden vesaire, ama Şubat'la birlikte çok iyi bir şekilde yapmak istiyorum. Yani hala çok iyi değil ama Instagram'da böyle daha mesela Instagram'da Reels post çok paylaşmıyorum. Reels çok paylaşabiliyorum. YouTube'da biraz shorts falan paylaşmaya başladım. YouTube'da düzenli bir video çekemiyorum. Çünkü yani video çekiyorum aslında. Edit yapamıyorum. Edit benim çok büyük sıkıntım. Gerçekten bu konuda ne yapacağım bilmiyorum. Çok zorlanıyorum yani bayağı. Ama bu düzenli bir şekilde gelemiyor. Yani gerçekten maalesef, özür dilerim, gelemiyor. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Hani çünkü edit yapmaya vaktim yok. İki bölüm okuyorum. O yüzden yani Reels falan çekebiliyorum. Çünkü Reels'ın editlemesi kısa sürüyor. Ama YouTube editlemesi çok uzun süren bir şey. O yüzden çok zorlanıyorum. Güzel işbirlikleri almak istiyorum gerçekten. Çok güzel işbirlikleri alamadım. Neden arkadaşlar biliyor musunuz? Bu bence benden kaynaklı bir sorun. Çünkü ben hiçbir markaya, yani hiçbir markaya değil de böyle çok güven problemi yaşıyorum markalarla. Ve mesela
Diyorlar ki işte size bir ürün göndersek bunu tanıtır mısınız? Ben diyorum tamam işte ne zaman? Hani bir süren var mı? Ben mesela deneyebileceğim bir cilt bakım ürünü gönderiyor bana. Diyor ki işte bir iki gün içerisinde paylaşım yapmanız gerekiyor. İyi de ben kullanmadığım, denemediğim bir cilt bakım ürününü paylaşmak istemiyorum, göstermek istemiyorum. Ya tamam bir mesela bir ürünün içeriğine bakıp onun iyi olup olmadığını hani anlayanlar oluyor. Ben anlayamasam da. Hani en azından temiz içerikli, vegandır, bilmem nedir falan. Hani içeriği çok iyi olsa bile, çok temiz olsa bile ben onu illa denemeden paylaşmak istemiyorum. Ve markalarla diyorum ki ben bunu en az bir iki hafta kullanacağım. Hani onlar da yok falan derlerse diyorum ki o zaman ben istemiyorum böyle bir işbirliği yapmak. Gerçekten yani bana sadece cilt bakım anlamında da değil. Böyle başka başka markalar böyle işbirliği için geldikleri zaman ben böyle hani ne bileyim ona para vereceğiniz için diyorum ki sivilceniz çıkmasın, tamam her cins birbirinden farklı ama bunu gerçekten çok düşünüyorum. İnsanların da bana uf ya bu da her hafta farklı bir markayı tanıtıyor denmesindense hiçbir işbirliği almamak bence daha iyi. Ama hani şöyle hiç almıyorum değil bu arada markalar. Hani bizim bana getirin teklifi, ben bakayım hani anlaşabildiğimiz ölçüde yapayım ama onun dışında işte hani yok denemeden ürünü paylaşmak, yok daha kargoya verilmeden ürünü tanıt bilmem ne, hani böyle şeyler hoşuma gitmiyor. Yani ben gerçekten takipçilerimin de parası boşa gitmesine çok uğraşan bir influencerım ve tanıtım yapacağım zaman biliyorsunuz ki o ürünü mesela normalde insanlar 10 saniyede falan tanıtır ama ben öyle istemiyorum. Çünkü insanlar buna para verecekse ve işbirliğinden de ben bir para almışsam eğer hem işbirliği yaptığım markaya ayıp olmasın diye yani böyle bana verdiği paranın hakkını alabilsin diye, emeğin karşılığını alabilsin diye gerçekten iyi bir şekilde tanıtım yapıyorum. Böyle yani dakikalarca tanıtım yapıyorum. Hem de karşımdaki insanlar, takipçilerim onu alacaksa eğer hani bir para vereceklerse ya da para vermeseler bile ondan bir şekilde yararlanacaklarsa istiyorum ki iyi bir şekilde öğrensinler. O yüzden de benim yaptığım işbirlikleri genelde az ama yani şey olur böyle yani detaylı bir şekilde anlatırım. Hani belki sıkılıyorsunuzdur bilmiyorum benim işbirliği anlatımlarımdan ama ben gerçekten çok dikkat ediyorum yani. Böyle. Ama inşallah bu sene alırım yani güzel işbirlikleri. Ben para kazanmak istiyorum. Rock'tan kullanıyorum şu an. Rock'tan'dan güzel sonuçlar almak istiyorum gerçekten. Orada mesela hani cildim güzel olsun demişim. Cildim güzel olmadı ama cildimi güzelleştirebilecek bir şeye yaptım. Rock'tan kullanmaya başladım ve güzel olacağına inanıyorum. Evet oldu. Cildim çok güzel şu an. Efekt falan da yok zaten. Hani görebiliyorsunuz cildim çok güzel oldu. Yani biraz lekelerim falan kaldı ama onu da götürmeye uğraşıyorum. Ne yapayım? Ama gerçekten çok iyi oldum. Maşallah. Ay. Kendimi öptüm. Nasıl yapacağım? Heh. 3 kilo vermek istiyorum. Gerçekten 47 kilo olmak istiyorum. Şu an 50 kiloyum ve 3 kilo bile çok fark ediyor. Çünkü benim boyum çok kısa. O yüzden düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmek istiyorum. Sağlıklı beslenmeye bir ara başladım. Bir hafta falan sürdü. Sonra o kiloyu geri aldım. Yani şu an aynı kilodayım büyük ihtimalle. 51-52 kilo falan veremedim. Konserlere gitmek istiyorum yine. Gerçekten çok güzel konserlere gittim. Yani bu sene yapabildiğim en iyi şeylerden biri buydu. Gökhan Türkmen, Serdar Ortaç, Evgeni Grinko, Manga, Edis, Hadise ve sayamayacağım. Gerçekten aklıma gelmeyen bir sürü konsere gittim. Çok iyiydi bu sene. Bu sene gerçekten o kadar iyiydi ki çok hoşuma giden bir seneydi. Geçen sene hiç gitmemiştim. Bu sene bayağı gittim ve hatta Ocak ayında iki kere Manga ve Gökhan Türkmen konserine bilet aldım. Hatta Manga'ya gittim bile. Yani çok iyi bir şekilde başladım bu yıla. 100 bin olmak istiyorum inşallah. 100 bin plaketi çok istiyorum. Yani 100 bin olmaktan daha çok o plaketin elimde olmasını istiyorum. Çünkü o plaket demek emeklerinin karşılığını görmek demek ya böyle. Asacağım yani onu görmek istiyorum. Çok mutlu olmak istiyorum, huzurlu olmak istiyorum. 2023. Hedef 2023. Hayır. 100 bin plaket alamadım. Bu benim suçum. Düzenli içerik üretmedim biliyorum. Bu sene o sene arkadaşlar. Bu sene o sene. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Hem sosyal hayatımda hem akademik başarımda çok iyi olmak istiyorum. Psikolojiyi okuyorum ya o bölümü başarıyla okumak istiyorum. Silinmesini kesinlikle istemiyorum. 2.72'nin altına hiç düşmemek istiyorum. Hiç yani lütfen düşmem. Yaz stajını güzel bir şekilde yaparım. Araba sürebilir.
gezebilirim artık babam. Umarım izin verir ve arabasıyla ben gezebilirim. Çünkü henüz şu an araba alamayacağımı biliyorum. İnşallah tatillere giderim. Para biriktirmek istiyorum. Yani para biriktirip güzel bir şekilde harcama yapmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Siz de 2000... Bye bye. Benim tipim bu şekilde Esra. Güzelsin. Sen nasılsın? Ben güzelim bence. Çok güzelsin değil mi? Cildin falan bebek gibi maşallah. Demişim ki cildin falan bebek gibi maşallah sana. Evet. Gerçekten öyle. Şimdi bunu kapatalım. Ha, bir dakika. Kaç tane yapabilmiş Allah aşkına ya? 1, 2, 3, 4. Aa, bir de AirPods al yazmışım. Onu da son dakika eklemiştim. AirPods aldım bu arada. Ama onun dışında işte yurt dışı gezidi bilmem neydi yapamadım. Arkadaşlar bu size çağrımdır. Bakın gerçekten çağrım. Ben yeşil pasaport sahibi bir insanım. Benim vize problemim yok Amerika falan dışında. Ama yani benimle gidecek herhangi bir insan evladı bulamıyorum. Hiçbir arkadaşım yok. Yani onların da border pasaportu var. Vize çıkar mı çıkmaz mı bilmem ne. Yani ben kaç senedir yurt dışına çıkacağım diye para biriktiriyorum. Tamam, çok fazla bir para değil bu. Ama en azından bir iki gün falan gitmek istiyorum. Lütfen bir ucuz uçak bileti falan bulup yanımda benimle biri gelsin. Ya İngilizceme yeterince güvenmediğim için tek başıma gidemem. Yoksa vallahi giderim tek başıma. Lütfen benimle biri gelsin. Yeşil pasaportlu bir kız. 18-25 yaş aralığında. İstiyorum ya, lütfen benimle biri gelin artık ya. Kaç senedir ya yurt dışına çıkmak istiyorum yani. Neyse, şimdi bu sene İki hedeflerim. İlk önce 2024 hedeflerimi söylüyorum. 2025'teki Esra Özveren. Buradan itibaren izlemeye başla. Selam. Bu arada bak cildim çok güzel. İnşallah senin de çok güzeldir. Şimdi ilk önce mezun olmak istiyorum. Artık yani 4. sınıfım. Akıl bitiyor. Mezun olmak istiyorum. Ve Eylül ayında bir avukatlık sınavı geçtiler. Hukuk mesleklerine giriş sınavı. Bu hukuk mesleklerine giriş sınavını geçmek istiyorum. Geçtikten sonra da stajımı başlatmak istiyorum. İnşallah güzel geçebilirsin. Yani güzel bir ortalamayı bıraktım. Şu an inşallah geçebilirsin o sınavı. Ondan sonra stajımı başlatmak istiyorum. İngilizce bilmek istiyorum. Ve İngilizce bilmenin akabinde yurt dışına çıkmak istiyorum. Gerçekten İngilizceyi bu sene taktım ya. Taktım vallahi, geçen sene de takmışım. O yıl bu yıl falan saçma sapan şeylere girmişim. O yıl bu yıl aslında. Her gün yarım saat İngilizce çalışacaksın. Artık çalış yeter. Yurt dışına çık. Çık yani. Bak yeşil pasaportun gidiyor, tamam mı? Gerçekten bak. Bak bir kendine gel. Ya 25 yaşına kadar o yeşil pasaportunu kullanmak zorundasın. Anladın mı? Çık yani. Başka birini bulamıyorsan da tek başına çık Esra. Söz. Burayı kendin. Kilo vermek. Evet. O videoda da yani geçen senekilerin aynılarını söylüyorum çünkü yapamadığım için. Kilo vermek istiyorum. Artık lütfen bir şu çeneni, şu ağzını bir tut. Bir 2-3 kilo. Çok bir şey istemiyorum senden. Lütfen. Lütfen çok bir şey istemiyorum yani. Ne yapacaksın? Vereceksin ya. 2-3 kilo çok bir şey, çok yani bir gün yeme 2 kilo verirsin zaten, anladın mı? 2 kiloyu nasıl bir sene boyunca veremiyorsun? Ay gerçekten çok sinirlendim. İstiyorum, ne istiyorum? 47-48. Hadi 49. 48-49, tamam mı? 47 bile değil. 2 kilo ver yeter. Ondan sonra para biriktirmek. Evet, bu parayı ama iyi bir şekilde harcamak. Ben çok fazla saçma sapan kozmetik alışveriş yapıyorum. Aha bugün mesela. Bugün BİM'den şunları aldın Esra. Çok gereksiz. Hatta o kadar eminim ki sen bunları bitirememiş olacaksın yani seneye kadar. Böyle saçma sapan stoklayıp durma. Kozmetik eşyaları, cilt bakım bilmem ne, bunları alma. Artık makyaj bir bitsin. Makyaj eşyası falan almıyorsun. Kıyafet alabilirsin. Bir tek kıyafet izin veriyorum. Çünkü kıyafet uzun zamandır almıyordum. İlk defa bu sene Black Friday'den aldım. Kıyafet alabilirsin. Onun dışında lütfen paranı biriktir. Başka ne yazabilirim? Her seneki işte film, bilmem ne, işte en az 30 film izle, tamam mı? Dizi izle, İngilizce diziler, İngilizce altyazılı diziler izliyorsun Esra. Ortalama önemli değil aslında ama 3'ün altına düşmemeye çalış. Yani ortalama 3'ün altına bitirmezsen sevinirim. Ondan sonra evet, YouTube tabii ki. YouTube 100 bin, şu an ben 60 binim. YouTube 100 bin, Instagram'da 50 bin abone olmanı istiyorum. 100 bin plaketinde gelmiş olsun. Teşekkürler. Güzel işbirlikleri yapmak istiyorum. Cildim daha böyle bebek gibi olsun istiyorum. Konserlere git, gez, dolaş, tatile git. Yazın lütfen tatile git. Onun dışında, ben bir de geçen sene telefon falan almak istiyormuşum arkadaşlar. Kedi sahiplenmek istiyorum. Telefonda
iPhone 14 Pro Max istiyormuşum. Alamadım. Hala iPhone 8 kullanıyorum. Onun dışında ne istiyormuşum? Kedi sahiplenmek istiyormuşum. Kedi sahiplenemedim. Başka bakıyorum bir dakika. Ben şey istiyorum, böyle mutlu, ailemle, arkadaşlarımla, sevdiklerimle, huzurlu, sağlıklı bir hayat istiyorum. Bu şekilde senden isteklerim şimdilik. Yine çok şey istedim. Birçoğu maddiyat. Biriktir paranı işinle. Alma. Alma krem kardeşim. Alma paranı biriktir. Esra'cığım 2025 yılındaki Esra. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Nasılım? Ben böyleyim. Sen de eminim çok güzelsindir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz de yeni yıl dileklerinizi yazmayı unutmayın. Bye bye.